direkt sıkıştırmalı girdi farkındaysanız ki bu zaten bölümdeki cızırtıyla hissediydi bakın. Ufak bir cızırtıydı yani öne doğru gelmek okey ama bu kadar açmak arkadaşlar sıkışmaya neden olur. Dikkat edin bunlara. Koyu bir ses net bir şekilde. Geldiği son yerleri, vokallerin uzadığı son yerleri beğendim açıkçası. Vibrasyonlar fena değil. Hançeri kullanımı var. Bu hançeri kullanımı gayet başarılıydı. Açıklık var demektir bu. Berenks bölümü. Senin kapına döktüm de geldim. Farkında mısınız? Boyun yapısındaki düzelmeler de ister istemez tınının yerini toparlıyor. Yani ilk başta desteksiz ve havalı gelen yerden bir anda buraya doğru yaslandığı zaman ki tını yeri aynı değil net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama gayet başarılı gidiyor. Senin yoluna döktüm de geldim. Uzama var. İyi bir uzama bir daha izleyelim. Yani arkaya doğru yaslanma var. Kapatma söz konusu evet biraz sıkışıklığa neden olmuş ama arkaya doğru yaslanması çok daha fazla sıkışmıyor. Yani şu boyunu kapatmamasına neden olmuş. Yani şöyle bir gitme söz konusu. Bana sorsanız deseniz ki hangisini tercih edersiniz? Ben daha preslemeyi tercih ederim. Bu kadar arkaya yaslamayı tercih etmem. Ama tiz seslerde omuzu aşağı doğru presleme ve boynu yukarı doğru esnetme genelde tercihtir. Yapılabilir. Bazı yerlerde beden desteği alıyor. Yani bu gücün biraz azaldığını gösterir. Bunları genelde yapmamız gereken yer nefestir. Çünkü bedeninizi hareket ettirdiğinizde bu kadar sesin, vokalin tınladığı, uzun vokallerin tınladığı yerde daha sallantılara neden olursunuz. Bu sallantılar da hoş şeyler değillerdir. Yani ölürümdeki yer farkında mısınız? Ölürüm. Ölürüm de geldi tını. Yani diğer yerlerde arkalarda sıkışan ses ki bakın bende yine gitti sıkıştık ben gitti ama ölürümdeki tını yerini fark ettiniz mi? Çok iyi bir örnek bizim için. Yoluna, yine gitti. Çünkü bende de yine presi korumalıydı yani. Bu kadar beden hareketi arkadaşlar tını yerlerinizi bozar. O yüzden tınıyı tek bir yere sabitlemek için genelde bedeninizi özellikle böyle tiz yerlerde ses kası çünkü buralarda esniyor yani ses kasının esnediği bölümlerde ister istemez postürümüze de çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadar postürü hareketli kullanırsanız o zaman hem sesli bir sallantı tını yerinde sallantı hem de tını yerlerinde kayıplar göze çarpacaktır ki nitekim bunu net bir şekilde görüyoruz. Omuz presleri yer yer var. Seni de vardı. Sıkışma. İyi de geldi. Farkında mısınız yine ya? Bu kadar mı net olur? Yani boyun preslendiğinde net geliyor. Boyun arkaya gittiğinde yine gidiyor. Çok net duydu. Ağlar biraz yoluna. Ağlar biraz ağda kalıyor. Yoluna daha önde tınlaması için yolunayı biraz daha farklı yapabilir ama yorumculuk içinde yer. Ama bu kadar tiz yerlerde nalar sıkışmalara neden olur. İlerleyen zamanlar problemlere yol açabilir. O yüzden dikkat edin. Bende yine bir sıkışma var. Yoluna orada biraz daha basma söz konusu dikkat ettiyseniz. Aynı problemler hemen hemen. Aynı. Bakın oturdu gördünüz mü? Bakın şurada oturduğu yere bakın. Oturdu. Ama bu kadar da kapamak iyi değil. Bu da bu sefer sıkışmasına neden olur. Yani öyle bir şey ki bu.
Bu kadar kapattığınız zaman da sıkışır. Bu kadar arkaya attığınızda da sıkışır. Yani eğer boynu arkaya doğru atıyorsanız o zaman aşağı doğru pres yapmanız lazım. Bu bölümü indirmeniz lazım. Yani şu açı önemli arkadaşlar. Şu bölüm açısı. Çünkü truide de sıkıştırmak demek ses kasına baskı yapmak demek. Truide şöyle baskı yapmanız sizin yine ses kasınıza baskı yapmanız demek. Küçük dili arkaya açıp larynx'i biraz daha genişletmeniz için bu bölümdeki açıyı sürekli korumanız lazım. Yani aynı şekilde arkaya atmak da yine sıkıştırma demek. Arkaya atıyorsanız bile bu sefer omuzlarla o dengeyi sağlamanız lazım. Mesela yani zor bir şey, o kadar kolay değil o postüre sahip çıkmak, orada çok kolay bir şey değil. Kilitekim görüyorsunuz. Yine sıkışma. Sıkışma. Ve çatallanma oldu. Yani tamam yorumculuğun içinde bunlar var okey ama niye oldu onu bir konuşalım. Çatallanma oldu. Tamam bunu yapmayı seviyor olabilir yorumculuk okey ama niye oldu bunu bilelim. Çünkü arkaya bu kadar atıp olursun kaçarsın falsette kırılma meydana gelir. Çünkü falset çevrime dönecek. Dönemez ki çevrime nasıl dönsün? Nasıl dönsün ya? Falsete orada çevrime dönmesi lazım. Dönemez, sıkışır, kırılır. Normal, çok normal yani. Yine titremeler ve tını yerleri yine kayıyor. Yine aynı, bakın vurgunumda ve cızırtılar daha da arttı çünkü o kadar fazla tını yeri değişti ve larynx bölümü sıkışmalar o kadar oldu ki. Ve çok artık farkında mısınız? Katar. Net bir katar duyumu var. Cidden yoruldu yani. Burada şarkıyla da uyumlu oldu ama yoruldu yani. Ve artık cızırtı daha da artıyor. Her dakika daha artıyor. Dikkat edin. Ve cızırtı daha da arttı. Anlatabiliyor muyum? Yani tını yeriniz arkadaşlar çok önemli. Okey, larynx bölümü sıkıştırmalar tabii olacak ama bunun bir dengesi var. Bu kadar sert larynx'te sıkışmalar meydana gelirse ses kasına bu kadar ani baskılar uzun süre çünkü meyan bölümü çok sert bir bölüm, çok tiz bir bölüm ve sürekli kendini tekrar eden bir meyan var söz konusu, böyle bir şey söz konusu. Dolayısıyla burada biraz tanıya dikkat etmek lazım. Bu kadar sert kullanırsanız, bu kadar sert bedeni hırpalayarak kullanırsanız sesinizde de ilerleyen performansın ilerleyen dakikalarında performansa da yansıyan problemler ortaya çıkar ki nitekim yansıdı. Ama yer yer tınının çok iyi yerlere de geldiğini gördük. Özellikle vibrasyonların oturduğu yerlerde tını yeri de çok daha doğru ve merkezi bir yerdeydi. Genel itibariyle ben biraz dağınık bir teknik gördüm. Hatta bir teknik çok yoktu çünkü vokaller, artikülasyonlar okey. Yorumculuk içinde, pop müzik yorumculuğu içinde her şeyi mübah diyoruz ama bazı vokallerde, o A'larda veyahut da işte E'lerde bu kadar tizlerde özellikle bu kadar açıklık ve kapalılık bir yerde yani kapanık noktaya doğru açma durumu sesin sıkışmasına neden olur. Ve ister istemez böyle problemler ortaya çıkar. O yüzden biraz daha uzamsal düşünmek lazım, açmak lazım, ağız hacmini genişletmek lazım. Her şeyden önemlisi beden kullanımına çok dikkat etmek lazım. Desteği kaybetmemek adına diyorum iyi bir örnek oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Atan için. Ses analizi videolarınızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.